I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Yeter hakkında en çok şaşırdığım iki şeyi söylüyorum arkadaşlar. Birincisi, herkes kırmızı ışıkta geçiyor. Onun dışında ikinci şaşırdığım şey de insanlar kısa. Bohem, böyle artist, music, gerçekten ama gerçekten from the bottom of my heart. Manchester'ı çok sevdim. Frekansını algılayamıyorum çünkü. Öyle olduğu için de Edinburgh maalesef ki benim favori şehrim olamadı. This is Fish. This is Chip. Yeah. Brilliant. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Şu anda internetim yok. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Açım. Birisi bana az önce laf attı galiba. Which is not cool. Meşhur Covent Garden'dayım. Böyle bir mekanizma yapmışlar. Kahveler burada oluyor. Buradan bize geliyor. Thank you so much. You're welcome. Looks amazing. Oxford'dan selamlar. Londra'ya göre bayağı bir sakin bir yer, yani çok hissediliyor. Daha tarihi, daha sanki yeşil. Şimdi şehir merkezine yürüyoruz. Kaplan Okulu'nun yurdunu, The Stirling Castle'ı gördük. Sınıfları gördük. Biraz küçük geldi bana ama sanırım dil okulları genel olarak küçükmüş. Bunu da görmüş oldum. Az önce gördüğünüz St. Clair's Oxford dil okulu da burada. Bugün Oxford'un en sıcak günüymüş bu arada. Şanslı mıyız artık, şanssız mıyız bilmiyorum.
Evet, günaydın herkese. Oxford'daki küçük tatlış otelimden sesleniyorum size. Yani benim otelim değil tabii ki. Kaldığım otelden sesleniyorum size. Eşyalarımı toparlamak üzereyim. Hemen aşağı inip harika İngiliz kahvaltısını birlikte göreceğiz. Biraz acelem var. Allah'ım yine sosis kokuları alıyorum ya. Çok korkuyorum. Umarım sosis yemeyiz. Şuraya bırakıyorum. Babalama, umarım sorun olmaz. Evet, ne yiyeceğim ben şimdi? Gerçekten çok güzel bir yer, çok tatlı bir yer ve sadece görünüş değil, insanları da çok tatlı, çok yardımsever, çalışan garsonlar vesaire. Vallahi Oxford benim şu ana kadarki favori şehrim, tabii ki ikinci şehir. Bugün Liverpool'a gidiyorum, bakalım orası nasıl. This is the principal's office, and I wanted to start here just so you know who I am. I'm not the principal. Laura Redfern's the principal, as you might know, but she's on holiday this week in lovely Spain, so you're kind of stuck with me. My name is Tom Barton. I'm Tom. I'm the director of studies, okay? All these 60s bands, they used to go there and play The Who, The Kinks. They all used to go and play there, and all the music would come out of there. And it became really famous. It's like an iconic music venue in all the world. And now you can go there and get a little taste of the. It still works, and you can go there. We're going to take you there tonight. Liverpool sokaklarından selamlar. Burası ferah bir şehir. İlk izlenimim bu oldu. Oxford'dan binalar falan daha büyük görünüyor ve şehir olarak da bilmiyorum daha büyük mü ama hissiyatı. Daha ferah. Kaptan okulu da daha genişti, daha büyüktü. Artı 30 okulu var. Gördünüz zaten. Normal 16 yaşından büyüklerin geldiği okullar. Şimdi Beatles'ın ünlü olduğu pub'a gidiyoruz. Cavern Club. Anladığım kadarıyla Liverpool, diğer bütün İngiltere şehirlerinden farklı. Buradakiler kendilerini Scouse olarak tanımlıyorlarmış ve aksanlarına da Scouse aksanı deniyormuş. Daha işçi haklarına saygı duyan solcu bir kesim burada yaşıyor dedi. Anlatan kişi benim bayağı hoşuma gitti. Oldukça özgürlükçü bir yer anladığım kadarıyla. Şimdi de Cavern Club'a yürüyoruz. Her yer birbirine yürüme mesafesinde bu arada. Bu çok güzel bir şey. Çünkü hem
büyük gibi, yani hem metropol bir yer gibi, deniz var, binalar büyük, hissiyat hafif, güzel. Hem de her yer birbirine yürüme mesafesi uzaklığında olduğu için kompakt yani. Çok güzel bir his bence. Bilmiyorum, daha burada yaşamak lazım tabii ama bir günlük deneyimim bana bunun güzel bir şey olabileceğini gösterdi. Şimdi Beatles'ın ünlü olduğu ve Kiss, The Who gibi grupların çaldığı X4. Katta olan Cavern Club'a gidiyoruz. Öğrencilerin şehrine hoş geldiniz. Manchester'dayız bugün. Ben ve dünyanın her yerinden gelen acenta danışmanlarla birlikteyiz. Manchester'daki Kaplan Okulu bence yine en iyilerden bir tanesiydi. Tek bir katta öğrenciler birbirleriyle çok güzel sosyalleşiyorlar. Bir IELTS dersine girdim gözlemlemek için. Sadece 3 kişi vardı çünkü Eylül ayında haliyle Eylül-Ekim-Kasım aylarında IELTS kurslarına az talep oluyormuş ve öğrenciler için güzel bir seçenek olabilir. Bu tarihlerde gelip az kişilik sınıflarda çok daha özel ilgiyle geliştirebilirler IELTS becerilerini. Aa, burada aşk mı yazıyor? Ben ask. Bence aşk. They are all paid for by contactless payments. So basically, you pick the machine, you come over to here, you select the machine on here. A wash is £4.50 and a dry is £2.80. But with the washing machines, all the detergent is included. So they literally just pop their clothes in, switch it on, and they come back in an hour. It's really simple and easy. They don't have to purchase any separate things. It's all in there for them. And then they've got the dryers as well, so they don't need to purchase any laundry errors or anything like that. But it's very straightforward to use, it's very easy, and it's very, we have all the signs on here. So. En çok şaşırdığım iki şeyi söylüyorum arkadaşlar. İngiltere ile ilgili en çok şaşırdığım. Birincisi, herkes kırmızı ışıkta geçiyor. Hatta Londra'daki accommodation manager, yani okulun görevlilerinden bir tanesi şöyle dedi. It's too expensive to kill somebody in the UK. Dedi. Yani ölmeyeceğini düşünüyor. Onun dışında ikinci şaşırdığım şey de insanlar kısa. Yani kadınların boy ortalamasına baktım, 1.62. Türkiye ile aynı. Erkeklerin de 1.75'miş, o da Türkiye ile aynı. Öyle enteresan iki şeyi paylaşmak istedim. Şimdi şehir merkezine gidiyoruz. Birazcık otelde dinlenme fırsatımız oldu, hayret. Öyle, hava gayet sıcak, gayet güzel. Gördüğünüz gibi göbeğim açık bir şekilde gezebiliyorum. Rehberimizin anlattığına göre Manchester, endüstriyel devrimden sonra büyük bir düşüşe geçiyor ve şu anda daha çok
girişimcilerin ve sanatçıların tercih ettiği bir şehir. Az önce gördüğünüz binada bunun bir örneğiydi. Evet, Karl Marx'ın ve atomu parçalayan adamın adı neydi? Onun şehri. Ama aynı zamanda müzikle çok biliniyor. İşte The Smiths buradan, Oasis buradan, onun dışında pek çok sanatçı var burada üretim yapan. Bohem, böyle artists, music, yani o tarz öğrenci şehri zaten. Bu tarz insanların, öğrencilerin dil eğitimi için gelmek isteyen veya üniversite için gelmek isteyen öğrencilerin çok seveceği bir yer. Çünkü mesela Liverpool'da eksik bir şey vardı. Yani evet çok beğendim ama his olarak söylüyorum, açıklayamam. Bir şey eksikti. Ah, otobüsler. O eksik olan şeyi Manchester tamamladı gibi hissediyorum. Yani belki o genç enerji, o genç vibration mı burada var? Orası çünkü çok yaşlıydı. Cavern Club'da da mesela çok yaşlılar vardı. Yani gerçekten hani ölmek üzereler, 80-90 yaşında falanlar. Böyle yani genç şehri, sanatçılar, gençler, girişimciler, bilim insanları, hepsi burada. Biz de İstanbul'dayız. Mekan Manchester'ın en ucuz mekanıymış. İnanamıyorum ya, bu kadar güzel bir yerin bu kadar ucuz olduğuna inanamıyorum. Ağlamak istiyorum. Bizde niye böyle şeyler yok? Tarihi değil. Hatta baya gökdelen kilise. Bu arada Manchester'ın bir sembolü olan arı halkın çalışkanlığını, işçi sınıfından gelişini temsil ediyor ve her yerde arı var. Yani arı sembolü var durduk yere. Mesela bakın. So this is fish and chips, guys. It's huge. So this is fish and this is chips. Yeah. Billions. Then the lamb went in enough here. The bottom of this plate is really hot, just be careful with that. Okay. There you go. Az önce gördüğünüz Manchester'daki günümüzün sonuna geldik. Allah'ım, bu arabalar çok ses çıkarıyor. Yok, mikrofonum yok. O işe giremedim daha, halledemedim o işi. Şimdi bir 10 dakikalık yürüme mesafesiyle otele geri dönüyoruz. Gerçekten ama gerçekten, from the bottom of my heart, Manchester'ı çok sevdim. Günaydın herkese. Bugün Manchester'dan Edinburgh'a geçeceğiz ama önce kahvaltı edeceğiz. Kahve. Peynirsiz kahvaltı mı olur ya? Peynirsiz. Yani bir çeşit peynir bile yok. Hiç peynir yok.
beautiful building at the back is the back of the Portrait Gallery, the Scottish Portrait Gallery, which is free and wonderful cafe. There's some visiting exhibitions sometimes you pay for, but then to encourage people to move into the city, but in fact into nice houses and not ready evil houses which we know capable of problems in terms of climate and so on. Evet, yorgun ve bitkin bir halde gezimizin 5. günü, 5. şehrimiz Edinburgh'dan sesleniyorum. Harika bir tarihi dokusu var şehrin. Oldukça sakin. Hava biraz daha serin burada. Yani 27-28'lere çıkmıştı. Oxford'da, Liverpool'da, Manchester'da. Burası 22-23 civarlarında ve biraz daha kapalı. Yani İskoçya'nın o hissini direkt alıyorsunuz zaten havadan bile. So... Bu beyefendi bizim tur rehberimiz. Önden yürüyor. Bakalım nereye gidiyor. Böyle çok emin bir şekilde gidiyor şu an. Is it okay if I film you? Of course. That's great. Okay. It's my ambition to be on film. So, it's your first time in Edinburgh? I don't know where I am. Evet, şehri görebilmek için gözlüklerimi taktım. Normalde görmüyorum çünkü hiçbir şey asla. Tahmin ediyorum yani boşlukları dolduruyorum. Şu anda harika bir manzaraya bakıyorum. Görmeniz lazım. Yani böyle bir şey ben hayatımda hiçbir Avrupa şehrinde görmedim arkadaşlar. Hazır mıyız? Wow. Strange. Where are you? Where am I? Potter'daki Diagon Alley bu evlerden esinlenerek yapılmış arkadaşlar. See? Bunlar. Bu turistik turumuzdan da anlayacağınız üzere Edinburgh tarihi bir yer. Böyle olduğu için de çok fazla turist var ve ben turistik gezileri hiç sevemiyorum. Yani o şehri vibe'ını algılayamıyorum. Hani İşte kaleye git gör, müzelere bak falan. Herkes bir de bunu yaptığı için şehirde frekansını algılayamıyorum şehrin. Öyle olduğu için de Edinburgh maalesef ki benim favori şehrim olamadı. Ama burada tabii yaşamak lazım. Doğası çok güzel. İskoçyalılarda fark ettiğim şöyle bir şey var. Biraz daha içine mi kapanıklar desem, daha böyle alçak gönüllüler mi konuşurken falan... Manchester ve Liverpool'daki mesela okuldaki hocalarla buradakiler arasında öyle bir şey fark etmiyor. Yani konuşurken biraz daha böyle ağzının içinde konuşuyorlar gibi yani. Kendilerini ifade ederken çok ön plana kelimeleri çıkarmamayı, ön plana çıkarmamayı tercih ediyorlar gibi bir izlenime kapıldım ama birkaç kişiyle görüştüm sadece. Hani çok genelleme de yapmak istemiyorum. Şimdi okula geri döndük ve bavullarımızı alıp otele geçeceğiz. Sonra da akşam yemeği inşallah. Next station is Shepherd's Bush Market.
Biraz sizin deneyimlerinizi dinlemek istiyorum yani dil okuluyla ilgili. Dil okulu şöyle, hani beklentilerimi karşıladı mı %50-%50 karşıladı aslında. Ben çok şey hayal ederek gelmedim zaten ama dil okulunda eksikler şuydu, çok fazla Arap var derse kendi ana dillerimde konuşuyorum. Hemen gireyim mi araya? Siz şimdi sıfır çıktınız ya. Araplar da hep, onlar da öyle. Onlar da. Şimdi çünkü ben okullara gittiğimde özellikle, çünkü Türklerin bunu çok önemsediğini biliyorum, öğrencilerin. Ve soruyorum, diyorum ki hani Arap oranınız, yok. Hani Arap oranı hep böyle mi, hani yıl içinde falan. Hepsi aynı şeyi söyledi, bütün okullardakiler. Arapların eğitim şeyi, sisteminde İngilizce dil eğitimi yok. O yüzden hepsi sıfırdan başlıyor, inanılmaz yoğun bir oran var. Yani sizin diliniz biraz iyi olsaydı. Gibi. O benden kaynaklı bir sorun zaten. Yok yani sizden kaynaklı bir sorun diye demiyorum ama böyle yani yapacak bir şey yok. Dediğiniz bütün doğru. Şehirlerde şeydi. Öyle. Hani. Çünkü ben A2'ye çıktım sonra. A2'de gördüm ama biraz daha böyle Avrupalı insan, İtalyanları falan görmeye başladık. Biraz Araplar azalmaya başladı. Mesela şimdi A2 Plus'tayız. Arap 2 tane falan var galiba. İşte. Aynen. Zaten B'lere falan çıktım ki onları göremiyorsun. Maceramızın sonuna geldik. Favori şehrimi sorarsanız Londra ve Manchester'dı kesinlikle. Edinburgh da güzeldi ama biraz sakin geldi bana açıkçası. Londra ve Manchester daha her şey var. Yani hem sakinlik var hem isterseniz hareket var. Yani çünkü mesela Londra işte çok karmaşık, her yerde insan var, hayat çok canlı falan diyorlardı. Ama burada gördüğüm kadarıyla gayet sakin yerler de var. Hem istediğiniz zaman aktiviteleri, öğrencilerle kaynaşmak olsun vesaire, o tarz şeylere yönelebilirsiniz. Gayet sakin bir şekilde gelip parkta da oturabilirsiniz. Her şey var yani Londra'da ve Manchester'da. O yüzden bu iki mekan dil eğitimi için bence harika.